Merhaba sevgili arkadaşım ben Ahmet Hocan. Seninle birlikte krallar karması TYT fizik denemelerini çözmeye devam ediyorum. 21. deneme 1. soru. İçerisinde bir miktar su bulunan şekildeki kap K musluğundan akan sabit debili bir musluk tabi bu. Akan su ile doldurulmaktadır. Musluk açıldığı andan itibaren sıvıya ait kütle hacim, kütle öz kütle, hacim zaman grafikleri 1, 2, 3'teki gibi çizilmiş. E bizden ne istiyor? Bu grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir diyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu öncelikle bir miktar ne var içerisinde? Su. Peki bizim musluğumuzdan ne akıyor? Su. Dolayısıyla özellikle suyun burada sıcaklığında aynı olduğunu düşünürsek kütlenin zamanla giderek artacağını biliyoruz ve kütle belli bir değerden başlamış. Herhangi bir problem yok. Kütle ve öz kütle. Kütle hacim ilişkisi. Kütle de artacak, hacim de alacak. Bu grafikle herhangi bir problem yok. İkinci grafiğe baktığınız zaman... ...dikkat etmemiz gereken şey kütle sabit kalmış... ...ama öz kütle artmış. Böyle bir şey mümkün bile değil. Çünkü kaba sürekli bir şeyler ilave ediyorsun. Dolayısıyla kütle mecbur artmalıydı. Üçüncüsüne baktığınız zaman ise hacim parabolik bir şekilde artmış zamanla o zaman musluğun debisinin sabit olmaması gerekiyor. Musluğun debisi sabit olmaması gerekiyor. O yüzden 3. grafikte yanlış. Doğru seçenek ne olur? 1, yalnız 1 yani A seçeneği olacaktır. Şimdi bir diğer soruya geçiş yaparsak. Soruda A noktasında durmakta olan K cismi sürtünmesiz AB yolu boyunca F kuvvetiyle çekilerek T sürede B noktasına ulaşıyor. Peki buna göre X ve T bilinenleriyle Şimdi neyi biliyoruz? 1 x yolunu biliyoruz. 2 t süresini biliyoruz. Niceliklerden hangileri bulunabilir? Cisme etki eden f kuvveti. B noktasındaki hızı cisim üzerine yapılan iş gibi ifadeler sorulmuş. Güzel de bir soru olmuş. Öncelikle bildiğimiz ifadeden yola çıkarak şimdi burada x eşittir 1 bölü 2 a çarpı t kare ifadesini kullanırsak cismin neyini bulabiliriz? İvmesini bulabiliriz. Çünkü biz x'i biliyoruz. P'yi de biliyoruz. O halde artık A'yı da biliyoruz. Cismin ivme büyüklüğünü de biliyoruz. F kuvvetiyle çekilerek T sürede getirilmiş. Peki. Başka neyi hesaplayabiliriz ivmeden yola çıkarak? Mesela B noktasındaki hızını hesaplayabiliriz. Çünkü sevgili arkadaşım bir cismin hızındaki değişim delta V eşittir. A çarpı ne olması gerekiyor? T. İvme çarpı hareket süresi. Dolayısıyla ilk hızı da sıfır olduğuna göre durmakta olan ifadesi benim için burada çok önemli rahatlıkla buradaki a'yı ile çarparak cismin neyini bulduk? Hızındaki değişimden b noktasındaki hızını bulduk. Cisme etki eden f kuvveti. Şimdi f'i bulabilmek için f eşittir m çarpı a gibi bir bağıntı ihtiyacım var. Şimdi f eşittir m a denklemini ben biliyorum ama şöyle bir problem var. a'yı hesaplasam da elimde cismin kütlesi yani m yok. Dolayısıyla bu ifadeyi buradan bulamam. Başka? Cismin üzerine yapılan iş diyor. İşi belirlemek için iş denklemini hatırlayalım. İş eşittir f çarpı delta x. E şimdi ben delta x'i biliyorum yani x'i. Ama bu sefer de f'i bulamadığım için buradan da işi hesaplayamam. Cevabım ne gelir? Yalnız 2 yani b seçeneği olur. Hemen 3. soruyla devam edelim. Durmakta olan, heh, durmakta olan x cismi f kuvveti etkisiyle sürtünmeli şekil birdeki KLM yolları boyunca yola daima paralel olacak şekilde çekiliyor. Bu durumda x cismine ait hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre en küçük sürtünme k bölgesindedir diye ifade edilmiş. Şimdi öncelikle şunu düşüneceğiz. Cismimiz ne olmuş? K bölgesinde hızlanmış. Bir kere bu bizim için önemli. Cisim k bölgesinde hızlanmışsa net kuvvet cismin hareketiyle aynı yönde olacak. Dolayısıyla F kuvvet F kuvveti cismi hızlandırmış. Güzel. L bölgesinde, L bölgesinde sabit hızla gittiğini görüyorum. Sabit hızla gittiği için cismi etki eden net kuvvetin bu bölgede sıfır olması gerekiyor. Oysa ki cisim şu bölgede hareket ederken ona ağırlığının bir bileşeni hani şöyle yazıyoruz ya biliyorsun mg çarpı sinüs alfa olarak verdiğim değeri bizim için hiçbir önem arz etmiyor ama bir kuvvet etki ediyor. Bir de zaten burada diyor ki kelime yolları boyunca daima yola paralel yani bir de cisme etki eden F kuvvetim var. Buna rağmen sabit hızla ilerliyorsa ciddi Anlamda bir sürtünme kuvveti oluştuğunu söyleyebilirim. Peki bütün bölgelerde sürtünmeli zaten. M noktasında da yavaşladığını görüyorum. Hızlanma ivmesiyle aynı büyüklükte ivmeyle yavaşlamış. En küçük sürtünme K bölgesindedir. Dolayısıyla M bölgesinde de yavaşlaması için hareketi ters yönde büyük bir sürtünmeye etki etmesi gerekiyor. Birinci ifademiz gayet doğru bir ifade. L bölgesinde cisme etki eden sürtünme kuvveti F kuvvetinden daha büyüktür diye verilmiş. Şimdi F kuvvetinden daha büyük nerede? L bölgesinde cismi etkeden sürtünme kuvveti F bölge F kuvvetinden daha büyüktür. Şimdi L bölgesinde net kuvvet 0 ama ne demiştim hatırla? Bir de mg sinüs alfa var. E buna rağmen net kuvveti sıfır olması için sürtünme kuvvetinin şöyle olması gerekmiyor mu sevgili arkadaşım? mg sinüs alfa artı F kadar olması gerekiyor. Yani F kuvvetinden büyüktür ifadesi gayet doğru. M bölgesinde uygulanan sürtünme kuvveti diğer bölgelerden daha büyüktür diye ifade edilmiş. F kuvvetinin değerini bilmiyorum. Mg sin alfanın değerini bilmiyorum. Burada etkeden sürtünme kuvveti Mg sin alfa artı F kadar olduğunu biliyorum. M bölgesinde net kuvvet harekete zıt yönde. Yani bildiğim tek şey var. M bölgesinde oluşan Fm sürtünme kuvveti daha büyük olmalı F'den. Çünkü cisim yavaşlamış bu bölgede. Ama... İkinci bölgede yani L bölgesinde de sürtünme kuvveti F'den büyük. Dolayısıyla bunlar arasındaki ilişkiyi MGS'in alfa olmadan bulamam. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğru bir ifade değil. İşaretlenmesi gereken seçenek de bu yüzden C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru ısı bir ortamda bulunan XY cisimlerine aynı miktarda ısı verildiğinde Hal değiştirmek sizin sıcakları aynı miktarda arttığı tespit ediliyor. Hemen denklemimizi hatırlayalım istersen. Neydi o basit denklem? Q eşittir m çarpı c çarpı delta t olarak verdiğimiz denklem. Şimdi ikisine de ısı miktarlarını aynı verdik. Sıcaklıkları eşit miktarda değişti. O zaman bu arkadaşların m ile c çarpımları eşit. Sevgili arkadaşım buna ne diyorduk? Isı sıhası diyorduk değil mi? Isı sağları neyi kesinlikle eşit diyebiliriz. Yüzeylikler hangileri kesinlikle eşittir diyor. Zaten ısı sahası olduğunu bulduk. Cevap neydi? C seçeneği oldu. Çok temiz bir soruydu bizim için. Beşinci soruda diyor ki yalıtkan destek üzerinde KL çubuğu L ucu topraklanmış K ucu eksi yüklü bir cisme şekildeki gibi değmeyecek biçimde yaklaştırılıyor. Düzenek bu durumdayken ilk anahtarı kapatılıp eksi yüklü cisim uzaklaştırıyor. Şimdi bu durumdayken diyor ilk anahtarı açılıyor yaklaştırıyor. Bu düzenek bu durumdayken ilk anahtarı açılıp eksi yüklü cisim uzaklaştırıyor. Öncelikle yalıtkan destek üzerine duran iletken k KL çubuğu bizim için çok önemli. Çubuğumuz iletkenmiş. Çubuğumuz iletken olduğu için ona yaklaştırılan şekildeki yüklü eksi yüklü cisim bu tarafı ne ile yükleyecektir? Biliyorsun ki artı ile yükleyecektir. Bunu nasıl yaptı? Buradaki eksileri toprağa iterek yaptı. Yani eksiler buradan geldi sevgili arkadaşım. Ve buradan nereye doğru geçiş yaptılar? Toprağa doğru geçiş yaptılar. Ve böylece bu artı ile yüklenirken Çubuğumuzun L ucu ne kaldı? Nötr kaldı. Burada benim güzel bir ifadem var. Özellikle nötr ya da bir cisim, iletken bir cisim topraklanıp ona bir cisim yaklaştığında yapman gereken şey en yakın yeri ve en uzak yeri yüklemek. Arada kalan tüm bölgelerde nötr kalacak. E, son durumda KL uçları zaten bir de şu önemli bak. X anahtarı açılıp X cismi uzaklaştırıyor. Bence bu sorunun kilit noktası şu. En son X anahtarını açıyoruz ve X cismini uzaklaştırıyoruz. Yani artık bu cisim burada değil. Bunu buradan uzaklaştırdığın anda buradaki pozitif yüklü cisim yük yoğunluğunu yüzeyine düzgün bir şekilde dağıtarak bütün noktaların ne olmasını sağlayacaktır? Pozitif yüklü olmasını sağlayacaktır. Evet. Bu haldeyken, bu durumdayken K pozitif, L nötr olacak. Ama biz cismimizi uzaklaştırdığımızda çubuğun üstündeki pozitif yükler çubuğun her yerinde homojen bir dağılma ve tüm dış yüzeyinde homojen bir dağılım olacak şekilde sergilenmesi gerekiyor. O zaman K ve L noktaların her ikisi de pozitif olacak. Cevap da B seçeneği olacak. Temiz bir soru oldu. İşlem sırası çok önemli. Şimdi diyor ki farklı kalınlıktaki esnek KL yayları O noktasından ucuca eklenmiş. Değiştir sıfır anındaki K yayında üretilen bir atmanın O noktasından iletilen ve yansıyanı şekildeki gibidir. İletilen ve yansıyan Buna göre L yayında üretilen bir atmanın iletileni ve yansıyanın inceliklerden hangisi olabilir? Tabii şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan ilk başta K yayında üretilmiş olması. Şimdi K yayında üretilen bir atmanın L yayına aktarılan kısmına dikkat et. Bu iletilen kısmı çok önemli. L yayına nasıl aktarılmış? Çukur olarak aktarılmış. Bu ne anlama gelir? K yayından kesinlikle çukur bir atma gelmiş. K yayından bu şekilde gelen çukur atma iletilmiş zaten aynı şekilde iletilmek zorunda. O zaman şu atma bizim için ne? Gelen atmamız. Şu iletilen, bu ise yansıyan. Ve gelen atma iletilirken baş yukarı olarak dönmüş. Bunu çok iyi biliyorsun. Baş yukarı dönüyorsa bu uç sabit uç gibi davranmış. Dikkat. Sabit uç gibi davranmış. Sabit uç gibi davrandığına göre inceden kalına geçiş yapmış. Yani buradaki atmamız bitelimiz göreli olarak bu ince, bu da ona göre kalın bitel. Şimdi ben aynı şeyi L yayından üretilen bir atma için konuşacak olsam yani bu taraftan üretirsem her zaman burada küçük bir not alabilirsin. Bu güzel bir ifade. Ben her zaman kullanıyorum bunu. İletilen atma iletilen atma her zaman gelen yönünde titrer. Gelen yönünde derken tepe ise tepe, çukursa çukur. Çok önemli bir ifade. Gelen atma yönünde titrer. O yüzden bu gelen atma iletilen atmayı vereceği için iletilen atmadan yola çıkarak gelene dönüş yapabilirsin. Güzel bir güzel bir ifade işine yarar. Şimdi diyorum ki o zaman mesela buradan biz atmayı nereden ürettik? L'den ürettik. E tamam ne iletilmiş? Görüyorsun ki tepe. O zaman ne gelmiş? Tepe gelmiş demektir. Tepe gelmeden tepe iletilemez. Şimdi tepe gelmiş tepe dönüyor. Evet kalından inceye doğru bir geçiş. Şimdi şuraya bakıyorum. İletilen atma ne? Tepe. O zaman gelen atma ne? Tepe olmalı. Ama tepe gelip çukur dönmesi için inceden kalına geçmesi gerekiyor. İkinci ifade yanlış. Üçüncüye baktığımız zaman ne iletilmiş? Çukur. O zaman gelen atma kesinlikle ne olmalı? Çukur. Çukur gelmiş, çukur dönmüş. Çok mantıklı kalından inceye geçiş yaptığı için cevaplı oldu. 1 ve 3 doğru yani D seçeneği bizim doğru cevabımız oldu. Bir sonraki soruda ışık akısı mı soruyor? Evet. Yarıçapları çapları R 2R olan iki boş KL kürelerin merkezlerinde ışık şiddeti R'ye R'l olan kaynaklar yerleştirilmiş bu durumda KL kürelerin iç yüzeylerinde meydana gelen ışık akıları FK ile herhangi bir noktadaki aydınlanma şiddetleri e EL oluyor. Hemen F'ler eşit şöyle düşünelim. Bu tam kapalı bir yüzey olduğu için iki tane denklem hatırlaman gerekiyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu iki denklemden bir tanesi E aydınlanma şiddetini veren denklem sevgili arkadaşım. Neydi? I bölü D kare olarak verilir. Çarpı bir de cos tetamız var ama burada yüzeye dik düştüğü için buradaki teta açısı 0 oldu. Kosinüs teta sıfır olduğu için buradaki değer de 1 oldu. Hani bu soru için böyle. Peki ikinci bizim için önemli olan denklemimiz neydi? Fi. Fi ışık akısı ama tam kapalı bir yüze olduğu için toplam ışık akışı. Yani fi eşittir 4 pi çarpı I denklemini kullanmam gerekiyor. Şimdi birincisinde diyor ki eğer diyor ışık şiddetleri birbirine eşitse ışık akılları eşit olur diyor. Çünkü 4 pi doğru. Yani burada 4 pi kullanacağımız için yarı çapların bir önemi kalmıyor. Işık şiddetleri eşit ise P'deki aydınlanma şiddeti daha büyük olur diyor. Aydınlanma şiddeti I bölü D kare olduğu için burası I bölü R kare. Bu da I bölü 2R'nin karesinden 4R kare olur. O yüzden K'deki daha fazla olur. Eğer diyor aydın ışık şiddeti L'nin ki K'ninkinden büyükse L'nin aydınlanma şiddeti büyüktür diyor ama kesin değil neden? Şimdi şöyle hemen bir kez daha yazalım istersen. Aydınlanma şiddetlerini tekrar sorduğu için K'deki aydınlanma şiddeti IK ışık şiddeti bölü D'nin karesi. Artık bu D kare yerine direkt ne yazabilirim ben? R kare yazabilirim. L'deki aydınlanma şiddeti yerine de IL bölü ne yazabilirim? 4R kare yani 2R'nin karesine yazabilirim. Şimdi bu iki ifadeye baktığımızda ben burada L'nin I'lesi bak şimdi I'le I'den büyük diye kesinlikle E'l E'K'den büyük diyemem. Çünkü örneğin örneğin bunun bir I bunun iki I olduğunu düşünelim. Hala K'deki aydınlanma şiddeti daha büyük olur. O zaman gitti. Cevap ne olacak? 1 ve 2 B seçeneği olacak. 7. soruyla beraber bu denememizi de tamamladık. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.